7. Bölüm Evlilik Konusu. Şimdi yazdığınız konulara gelelim. Erkeğin evlenmemesi iyidir. Ama cinsel ahlaksızlıkların yaygınlığından ötürü her erkeğin bir karısı, her kadının bir kocası olsun. Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin. Kadının bedeni kendine değil, kocasına aittir. Aynı şekilde erkeğin bedeni kendine değil, karısına aittir. İki tarafın onayıyla ve geçici bir süre için kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi reddetmeyin. Sonra yine birleşin ki şeytan kendinizi denetleyemediğinizden dolayı sizi ayartmasın. Bunu bir buyruk olarak değil, bir uzlaşma yolu olarak söylüyorum. Bütün insanların benim gibi olmalarını dilerdim. Ama kiminin şöyle, kiminin böyle, herkesin Tanrı'dan payına düşen bir ruhsal armağanı vardır. Yine de evlenmemiş olanlara ve dul kadınlara şunu söyleyeyim. Benim gibi kalsalar onlar için iyi olur. Ama kendilerini denetleyemiyorlarsa evlensinler. Çünkü şehvetle yanmaktansa evlenmek daha iyidir. Evli olanlara ise şunu buyuruyorum. Daha doğrusu Rab buyuruyor. Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa ya kocasız kalsın ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın. Diğerlerine Rab değil, ben şöyle diyorum. Eğer bir kardeşin karısı iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa kocası onu boşamasın. Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa karısı onu boşamasın. Çünkü iman etmemiş koca karısının aracılığıyla, iman etmemiş kadın da imanlı kocasının aracılığıyla kutsanır. Aksi halde çocuklarınız kutsanmamış olurdu. Şimdi ise kutsaldırlar. İman etmeyen ayrılırsa ayrılsın. Kardeş ya da kız kardeş böyle durumlarda özgürdür. Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı. Ey kadın, kocanı kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun? Ey erkek, karını kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun? Aldığınız çağrıya göre yaşayın. Ancak herkes Rabbin kendisi için belirlemiş olduğu duruma uygun olarak Tanrı'dan aldığı çağrıya göre yaşasın. Bunu bütün inanlı topluluklarına buyuruyorum. Bir kimse sünnetliyken mi çağrıldı? Sünnetsiz olmasın. Bir kimse sünnetsizken mi çağrıldı? Sünnet olmasın. Sünnetli olup olmamak önemli değildir. Önemli olan Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmektir. Herkes ne durumda çağrıldıysa o durumda kalsın. Köleyken mi çağrıldın? Üzülme. Ama özgür olabilirsen fırsatı kaçırma. Rabbin çağrısını aldığı zaman köle olan kimse, şimdi Rabbin azatlısıdır. Özgürken çağrılmış olan da Mesih'in kölesidir. Bir bedel karşılığı satın alındınız. İnsanlara köle olmayın. Kardeşler, herkes ne durumda çağrıldıysa, Tanrı önünde o durumda kalsın. Evli olmayanlar, kızlara gelince, Rab'den onlarla ilgili bir buyruk almış değilim. Ama Rabbin merhameti sayesinde güvenilir biri olarak düşündüklerimi söylüyorum. Öyle sanıyorum ki, şimdiki sıkıntılar nedeniyle insanın olduğu gibi kalması iyidir. Karın varsa, boşanmayı isteme. Karın yoksa kendine eş arama. Ama evlenirsen günah işlemiş olmazsın. Bir kızla evlenirse günah işlemiş olmaz. Ne var ki? Evlenenlerin bu yaşamda sıkıntıları olacaktır. Ben sizi bu sıkıntılardan esirgemek istiyorum. Kardeşler, şunu demek istiyorum. Zaman daralmıştır. Bundan böyle karısı olanlar karıları yokmuş gibi, yas tutanlar yas tutmuyormuş gibi, sevinenler sevinmiyormuş gibi, mal alanlar malları yokmuş gibi, dünyadan yararlananlar alabildiğine yararlanmıyormuş gibi olsunlar. Çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir. Kaygısız olmanızı istiyorum. Evli olmayan erkek, Rabbi nasıl hoşnut edeceğini düşünerek Rabbin işleri için kaygı çeker. Ama evli erkek, karısını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygı çeker. Böylece ilgisi ikiye bölünür. Evli olmayan kadın ya da kız, hem bedence hem de ruhça kutsal olmak amacıyla Rabbin işleri için kaygı çeker. Ama evli kadın, kocasını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygı çeker. Bunu sizin kendi iyiliğiniz için söylüyorum. Özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil.
dikkatinizi dağıtmadan Rabbe adanmış olarak ve ona yaraşır biçimde yaşamanızı istiyorum. Bir kimse kızına karşı haksız davrandığını sanıyorsa, kızın yaşı geçiyor ve evlenmesi gerekiyorsa, o kimse istediğini yapsın. Kızını evlendirsin. Günah işlemiş olmaz. Ama zorunluluk altında bulunmayan, yüreğinde kararlı ve isteğini yerine getirebilecek durumda olan kişi, kızını evlendirmemeye yüreğinde karar verirse iyi eder. Kısacası kızını evlendiren iyi eder. Evlendirmeyen ise daha da iyi eder. Bir kadın, kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse, kadın dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür. Yeter ki o kimse Rabbe ait olsun. Ama dul kadın, olduğu gibi kalırsa daha mutlu olur. Ben böyle düşünüyorum. Ve sanırım bende de Tanrı'nın ruhu vardır.